Merhaba arkadaşlar, Squint Rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Isparta'da çok güzel bir gün var bugün. Bugün günlerden cumartesi arkadaşlar. Böyle bahar havası gibi, akşamları çok soğuk oluyor. Bayağı bir üşüyoruz artık, havalar serinledi malum. Bu da sukulentlerimizin üzerinde çok güzel izler bırakıyor. Renkleri, formları görüldüğü gibi. Bu da ailemizin yeni üyesi arkadaşlar. Echeveria Sunset. Neydi? İsmini tam unuttum. Bununla beraber iki tane daha başka tür de aldım ama onları size daha sonra göstereceğim. Burada uzun bir saksım vardı, kaldırdım o saksıyı arkadaşlar. Böyle bu özel türlerimi, variegatalı olanları özellikle buraya basamak şeklinde konumlandırdım. Akşam güneşini seviyor, gözlemlediğim kadarıyla variegatalılar. Sabah güneşini bu noktada 1-1,5 saat, akşam güneşini bakın. Böyle yavru bile pembeleşmeye başladı. Akşam üzeri de bir saatlik güneş bunların üzerinde çok güzel etki yapıyor. Gördüğünüz gibi bu da variegatalı suyunum. Bir tane bebeği varken şimdi iki tane bebişi çıkıyor sağından solundan. İki tane herhalde. Bir de var mı? Abi bir de burada varmış bakın. Bir de buradan daha yeni yeni çıkıyor. Ne oldu? 3 tane yavrumuz inşallah yolda. Çok güzel oldu. Dediğim gibi bu sabah güneşinin ilk noktası, son noktası diyeyim, uç noktayı ve ikindi güneşini çok seviyorlar. Dekoramda bebek çıkarıyor. Dolayısıyla bu demek oluyor ki bu konumu ve güneşi, esintiyi seviyorlar. Dustin baya bir böyle tepiş tepiş oldular. Aradaki şu ortayı kaldırabilirim, çıkartabilirim oradan. Dip yapraklarını da sökmem gerekiyor. Tek anlaşamadığım bu variegatalı Bangkoklum arkadaşlar. Bununla anlaşamıyorum bir türlü. İkinci kez alıyorum. Yine de olmadı. Gördüğünüz gibi burada bir saksım var. Bu saksının üzerini doldurdum. Şimdi bugün aslında bir kargomuz var. Kargomuz Nur Hanım'ın kargosu arkadaşlar. Benden istediği türlerden bir tanesi Dusty Rose. Bu saksımı da yeni dikmiştim buraya aslında. Dikerken de sadece yandan bir tane yaprağı kırılmıştı ve onu aldım. Onun haricinde formu çok güzel bir Dusty Rose. Yandaki yaprağının hatırına biraz uygun gitti. Normalde fiyatı daha fazla eder. Kütür kütür çok güzel bir tür ve rengine hepimiz hayranız. Kıpkırmızı bir rengi oluyor. Ve pes pembe güzellik burada bizim gözümüzü böyle rengiyle gerçekten çok cezbediyor. Pembe aşkın gözyaşı, Pink Butterfly diye biliyorum ismini. Ve yaprakları da gördüğünüz gibi bol bebekli. Ve ikinci türümüz de arkadaşlar. İkinci türümüz de Orion. Orionlarım da artık büyüklerden çok kalmadı. Küçük bir kargo. Fakat bundan sonra iki kargom daha var. Onları da bugün çekeceğim arkadaşlar. Peş peşe çekeceğim. Çünkü pazartesi gidecek bu kargolarım. Orion buraya gerçekten çok böyle kök atmış. Bebekken dikmiştim bunları da. Dolayısıyla kökü hissedilir derecede bayağı bir zor çıktı. Şu şekilde kökleyeceğim. Bu
bu boya getirip de bitkilerimizi satarken aslında bir tarafımız buruk oluyor. Ne emeklerle bunları bugüne getirdik. Güneşten koruduk, bebekken zirayda onlardan koruduk, soğuktan, yağmurdan, kardan, olumsuz bütün iklim şartlarından koruyarak bugüne getirdik ve çok sağlıklı bitki oldu maşallah. Dört mevsime de alışık bir bitki. Güle güle büyütsün Nur Hanım. Şöyle Dusty Rose ve Orion'u çıkardık. İki tane de Albert istedi benden. Bu arada arkadaşlar para ağacını çok taktım kafaya. Para ağacının birçok arkadaşlarımızdan görüyorum. Gördükçe de içim gitti gerçekten. Sahip olmak gerekiyor. Arayış içindeyim. Diğer türlerini de Sunset olarak Verigatalısını onları almak istiyorum. Bu bitkiyi de arkadaşlar ben aslında biliyor musunuz çok böyle kaderine terk ettim. Sonra baktım böyle büzüştü, kayboldu, gitti gibi oldu. Sonra içim cız etti, dedim Hava ne yapıyorsun ya, bu da bir can. Yani formu falan böyle odunsu olunca sanki benim gözümde değeri yokmuş gibi oldu ama biliyorsunuz bonsai şekli almış bitkiler çok değerli. Gerçekten değerini sonradan anladım ve çok şükür çok güzel bir forma girdi şimdi. Ve diğer bitkilerime geçeyim şimdi. Albert'im vardı arkadaşlar. Yeni dikmiş olduğum Albert'lerden iki tanesini Nur Hanım resim olarak attı. Onları sökeceğim. Fakat bu dastiler de sökülecek arkadaşlar, bölünecek, çok sıkıştılar. Birçok bitkilerimiz sıkıştı gerçekten. Maşallah bu konumu da sevdiler dışarıda. Şimdi şu iki kafalı Albert'imi satıyorum. Sattım ve söküyorum. Şimdi Albert'lerden kendime ayırdığım, evet, üretim için anaç olarak ayırdığım Albert'lerim var. Bakın çok şanslı Nur Hanım, dibinde de iki tane bebeği geliyor. Gerçekten aslında değerinden sattığım fiyattan fazlaymış ederi. Olsun, güle güle büyütsün. Ona nasipmiş. Bir tane daha var. O da Kristat arkadaşlar. Maalesef bunları satıyorum. Satmak zorundayım. Çünkü seraya taşıyacağım birçoğunu. Ziraidonlarda biliyorsunuz burada çok zor şartlarda ziraidonları atlatıyoruz. Dolayısıyla koruması zor olacak. Birazcık saksıları toparlamak istiyorum. Daha biraz sistemli bir şekilde üretime geçeceğim. Böyle dağınık değil, daha düzenli olmak zorundayım yani. Bu şekilde ki kargom bugün tamamlanmış oldu. Mesela bunları hep tepeçeliğiyle üretmek istiyorum. Çok güzel türler çıktı ortaya. Fakat emin olmadığım türler. Bakın burada da bir tane küçük Albert varmış. Hemen onu da oradan alıyorum ve söktüğümün yerine bu tarafa dikmek istiyorum. Tepeçeliği alarak üretime geçeceğim. Yapraktan mecbur kalmadıkça almıyorum. Nasıl mecbur kalıyorum yapraktan üretime? Yani çok sıkışmış bitkilerimiz var. Böyle bebekken işte büyüsünler diyerek. O alt yaprakları alarak hava sirkülasyonu sağlamak için alt yapraklarını almamız zorunlu oluyor. Bazen mecburuz. Yoksa hava almaz, köklerde, gövdede çürümeler oluşabilir. Dolayısıyla alt yapraklarını almamız icap ediyor zaman zaman. Evet arkadaşlar, böylelikle de
Şimdi son halini görelim kargomuzun. Nur Hanım'ın kargosu bu şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Özel ve güzel türlerden oldu. Güle güle büyüsün Nur Hanımcığım. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.